Bordo'da, Bordo Municipal Stadı'nda şu anda yaklaşık 20 bin kişi seyrediyor diyor bu karşılaşmayı. Yaklaşık 3 bin seyirci de Fenerbahçe'yi, takımımızı destekliyor. Ve orta alanda top kazanıyoruz. Top alan futbolculuğumuz İlyas. Bir ara pası ceza alan üzerinden Selçuk. Selçuk kaleciyle karşı karşıya şut. Gol! Selçuk gol! Gol! Ve 21. dakikada Fenerbahçe'yi Bordo'da Bordo karşısında son yılların Avrupa'nın en flaş ekibi Bordo karşısında 1-0 öne geçiriyor. Maçın 57. dakikası Pascal'ın vuruşuyla durum 1-1 oldu. Pascal topla buluştu. Yaşar'la karşı karşıya. Birinci pozisyonda vurdu. Top yan direkten geri geldi. İkinci vuruşunu yaptı. Top soldan filelere kadar gitti. Durum 1-1 oldu. Sağ taraftan topu kazanıyoruz. Şenol ceza alanına giriyor. Ceza alanına şu anda gidiyor. Ortası yaptı. Kaleci de kaldı ve kaleci gol! 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 Gerçekten ilginç bir gol. Şenol bir anda topla buluştu. Bir anda topu bacaklarının arasından kaçırdı ve top gol çizgisini geçti ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Şu anda bizim saatimiz 63. dakika. Durum 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü. Maçın 77. dakikası Hanini'nin yaklaşık 25 metreden çapraz pozisyonda yerden attığı şutla durum 2-2 oldu. Son 12 dakika. Geriye çıkartıyor ceza alanı üzerinde. İlyas sağ tarafta izleyin. Ceza alanı şut mesela. Şut kaleci ve gol! Gol Hüseyin! Ve gol Hüseyin! Gerçekten nefis! Gerçekten güzel! Hüseyin o da ikinci yarıda oyuna girdi. Bir anda Bordo savunması durdu. Ama Hüseyin durmadı. Ceza alanına girer girmez 1 metre mesafe kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Top gitti direğin dibinden yuvarlanarak filelere kadar uzandı ve Fenerbahçe 3. kez öne geçti. Ve durum 3-2 oldu. Ve Portekiz hakem Rosa Santos son düdüğünü çalıyor değerli dinleyiciler. Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası ilk maçında Fransa'nın Bordo kentinde Fenerbahçe bugün son derece başarılı bir futbol sergiledi ve Bordo'da Bordo'yu 3-2 mağlup etti. Şu anda tribündeki taraflı tarafsız tüm seyirciler, yaklaşık 20 bin seyirci Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçelileri sarı lacivertli formaya alkışlıyor.